Merhaba bugün 6. sınıflar için 2. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağım fen bilimleri için elimde standart bir yazılı var bu sefer hepsi test olan bir yazılı bu yazılının sorularını çözeceğim gerekli olan yerlerde de ekstra bilgiler vereceğim evet başlayalım 1. sorudan 1. soru şöyle diyor diyor ki eşit kütlelerde alınan su buz ve su buharı maddelerinin tanecikleri ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır bir tanecikler arasında en çok boşluk olan madde su buharıdır. Şimdi öncelikle bunları düşünürsek su var elimizde, buz var ve su buharı var. Buz katı versiyonu, su sıvı versiyonu, su buharı da gaz versiyonu. Taneciklerini hayal edersek katını tanecikleri, arasında boşluk yok denilecek kadar az ama tabii ki boşluk var. Sıvı tanecikleri biraz daha birbiriyle aralıklı. Gaz taneciklerinde ise aralarındaki boşluk en fazla olan versiyonu yani halidir. Bu durumda tanecikler arasında en çok boşluk olan su buharıdır dediği zaman bu ifade doğru bir ifadedir. Burada da gördüğümüz gibi su buharında en fazla boşluk olan tanecikler su buharındadır. 2. Su tanecikleri yalnız titreşim hareketi yapar. Bu ifade doğru değildir. Çünkü hareketlerini hatırlarsak katı da titreşim yapar, sıvı da titreşim yapar, gaz da titreşim yapar. Su ve gaz yani akışkan olanlar ekstradan öteleme ve dönme hareketi yapar. Öteleme ve dönme hareketi yapar. Katı ise sadece titreşim yapar. Burada su tanecikleri yalnız titreşim yapar derken sıvıyı kastediyor. Ama sıvı sadece titreşim hareketi yapmaz. O yüzden öteleme ve dönme hareketi de yapar. Bu ifade o yüzden yanlıştır. 3. Madde taneciklerin hızları arasında buz büyüktür su, su büyüktür su buharı vardır. Hızlarını da düşünürsek tanecikler ne kadar serbest kalırsa burada en serbest hali gaz tanecikleridir. Çünkü çok hareketlidir. Buradaki bahsettiği hızda bu serbestlikten kaynaklanıyor. O yüzden gazın hızı taneciklerinin hızı en fazladır sonra sıvının gelir sonra da katının gelir ama burada tam tersi yapılmış o yüzden bu ifade de yanlıştır. Bizden yanlışları istiyor o zaman 2 ve 3 yani C seçeneği doğru cevabımızdır. Hemen yan tarafına geçiyorum. Yan taraf da çözelim. Şöyle kalemi kapatayım silelim. Dördüncü soruyla devam edelim. Diyor ki özdeş küpler kullanılarak oluşturulan K cismi tam ortasından kesilerek L ve M cisimlerine ayrılıyor. Buna göre oluşan L ve M cisimlerin yoğunlukları K cisimine göre nasıl değişmiştir? Bu şuna benziyor. Elimde bir bardak su var. Suyun yoğunluğu D eşittir 1 gram bölü santimetre küp. Bunu iki tane küçük bardağa ayırıyorum. Küçük bardaklar. Sonuçta bunda da su var. Bunda da su var ama miktarlar az. İkisi de su olduğu için yine yoğunlukları değiştir 1 gram bölü santimetre küp olur. Yani bir damla suyun da yoğunluğu aynıdır. İşte bir varil suyun yoğunluğu da aynıdır. Sonuçta su değişmediği için yoğunluğu da değişmez. Burada da aynı maddeyi ikiye bölmüş. Ve bu durumda da yoğunluklara değişmez diyeceğiz. Hesaplamak istersek işte her biri bir hacim kadar olsa V kadar V kadar ve her bir hacmin de kütlesi M kadar olsa M kadar desek burada elimizde 4 V bölü 4M olur. İkinci durumlarda ise 2M bölü 2V olur. 2M bölü 2V olur. Sonuçta harfli ifadelerin hepsi aynı olduğu için bunların bir önemi yoktur. Kat sayıları böldüğümüz zaman hepsinde 1, 1 ve 1 çıkar. Bu şekilde de yoğunluklarının aynı olduğunu matematiksel olarak görebiliriz. Ama mantıken de bir maddeyi küçük bir parçaya bölseniz de o madde aynı maddedir. Miktarı Hacimle aynı oranda azaldığı için yoğunluğu değişmez. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneğidir. İkinci soruyla devam edeceğim. Yukarıdan aşağı doğru iniyorum. Yani 1-4-2-5 diye çözeceğim. Bazen e, videoyu izleyenler şu soruyu atladınız, bu soruyu atladınız falan diyor. Herhalde bu kadar takibi, basit bir takibi yapabiliyorsunuzdur. Zaten yoksa yazıldığı çok bir şansınız yok. 2 ile devam ediyorum. Diyor ki Umut Deniz yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangilerine dikkat ederse doğru bir ısı yalıtım malzemesi seçmiş olur. Isı yalıtım malzemelerinin özellikleri vardı. Bir defa dayanıklı ya da uzun ömürlü kitabımızda da böyle geçiyor olmalı. Yanmaya karşı dirençli olmalı yani yanmamalı kolay kolay bu da önemli. Pahalı olmalı bu doğru bir seçenek değil genelde uygun fiyatta alınmalı. Uygun fiyat o yüzden bu ifade doğru değil. Pahalı olması gerekmiyor. Kaliteli kendi fiyatına göre bir kalitesi olması gerekiyor. 4. insan ve çevre sağlığına tehdit etme, tabii ki bu da gerekmiyor. Yani böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bunu da kullanmayacağız. Bir ve iki doğru tercihtir. Tehdit etmeme olsaydı onu da alacaktık. O zaman bir ve 2 olduğuna göre doğru cevabımız D seçeneğidir. Yan tarafa geçiyorum hemen. Yan tarafta bir yoğunluk sorusu var. Diyor ki içinde su bulunan dereceli sindirin kütlesi 360 gram olan ve suda çözülmeyen katı bir cismin atıldığında dibe battığı ve su seviyesinin 120 santimetre küpten 240 santimetre küpe çıktığı gözlemleniyor. Yoğunluk kütle bölü hacimle hesaplanır. Kütle bölü hacim. Bunların birimlerini bilirseniz ne ifade ettiğini anlarsınız. Örneğin burada gram diyor. Gram dediğine göre bu kütledir. Başka bir yerde santimetre küp diyor. O da hacimdir. Santimetre küp. Yoğunluk ise zaten burada nasıl kütle bölü hacim diyorsak gram bölü de hacim dememiz lazım. O zaman bunun yoğunluğun birimi de gram bölü santimetre küp oluyor. Yani bu karşısındakinin aynısını yazdım. Bakalım benden diyor ki buna göre cismin yoğunluğu bakın kaç gram bölü santimetre küptür. Yani neyi istediğini neyi verdiğini bu birimlerden anlayabiliriz. İlk baştaki hacim yani su varken sadece 120 miymiş sonra 240'a çıkmış. Bu fazla olmasının sebebi atılan taşın kapladığı yerdir. Yani hacmi, hacmidir. O zaman 240'tan 120'yi çıkartırsam eksi yine 120 kalır. Santimetre küp. Bu da bu taşın hacmidir. Hacim. Şimdi hacmini biliyorum. Kütlesini, kütlesini de hacmine bölersem yoğunluğu bulacağım. Bakın burada zaten 340 360 gram olduğunu söylemiş. Su bulunan dereceli silinlerin kütlesi 360 gram olan ve suda çözülmeyen bir katı atılıyor. Demek ki ben bunun kütlesini biliyorum artık. 360 da kütlesidir. Bu taşın. Bunları böl, bölmem gerekiyor. O zaman 360 bölü 120 D diyelim yoğunluk. O da eşittir. 3 gram bölü santimetre küp çıkar. O zaman cevabım C seçeneğidir. Yapmam gereken birimleri takip etmek ve verilenleri bir toparlamak. Verilenleri toparladıktan sonra bu basit formülümüzde yerlerine koyduğumuz zaman sonuca ulaşıyoruz. Diğer kısma geçiyorum. Aşağı iniyorum. Üçüncü ve altıncı soruları çözeceğim. Yani şöyle yukarı kaldıralım. Üçüncü soru bir grafik sorusu. Grafik sorusu genelde en çok hata yapılan sorulardan biridir. Biraz daha ayrıntılı çözeceğim. Diyor ki yukarıda bir araca ait yol zaman grafiği verilmiştir. Bu araçla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aracın süreti 2 metre bölü saniyedir. Hatırlarsak bu iki tane veriyi veren yani zaman ve yolu verilen noktalardan biz süratleri bulabiliyoruz. Bakın burada 4 tane farklı nokta var. Hepsinde bu 4 noktanın hepsinde de hem yolunu hem zamanını vermiş. Sürat eşittir. Yol bölü zamandan baktığımız zaman örneğin buradaki yol 8 metre 8 metre bakın zamanı 4 saniye 8 bölü 4 demek ki bunun süratiymiş. O da 2 metre bölü saniye olur. Çünkü yukarıdakinin birimi metreydi, aşağıdakinin birimi saniyeydi metre bölü saniye. Diğerlerine bakarsak 6 bölü 3. 6 bölü 3 yine 2. Ondan sonra 4 bölü 2 yine 2, 2 bölü 1 yine 2. Çünkü bu sabit süratte gidiyor metre bölü saniye. Zaten A şıkkı da süratinin 2 metre bölü saniye olduğunu vermiş. Bu ifade doğru o zaman. Araç sabit süratle hareket etmektedir. 4 tane farklı noktadan baktık. Hepsinde de 2 çıktı. Demek ki evet sabit süratle hareket ediyor. Bu da doğru. Araç 3. ve 4. saniyeler arasında 2 metre yol almıştır. Şimdi 2 metre bölü saniyenin Türkçesi nedir? 1 saniyede 2 metre yol alır. 3. ve 4. saniyeler arasında da bir saniye olduğuna göre o bir saniyede de yine 2 metre yol alacak. O zaman bu ifade de doğrudur. D araç toplamda 32 metre yol almıştır. Şimdi araç toplamda kaç saniye gitmiş? 4 saniye. 4 saniye gidiyor. Ve 1 saniyede de 2 metre gidiyorsa 4 saniyede 4 tane 2 4 çarpı 2 8 metre gider. Yani 32 metre gitmiş olmaz. Yanlış olan cevap D seçeneğidir. Yan tarafa geçiyorum. Soruyu kaleme kapatınca bu bilgiler silinecek. Not edebilirsiniz videoyu durdurup eğer çözemediyseniz. 6. Birbiri içinde çözülmeyen ve birbirine karışmayan KLM sıvılarına ait kütle hacim grafiği aşağıda verilmiştir. Bu sıvılardan eşit hacimlerde alınıp aynı kaba konulduğunda kapta son görüntü nasıl olması beklenir diyor. Bir defa bir kaptaki görüntü kısmı ile ilgili sorularda şu önemlidir. En altta en yoğun olan en üstte de en az yoğun olan gelir. Yani yoğunluğu çoksa dibe çöker diye düşünebiliriz. Grafik sorularında bunların yoğunlukları hiçbir şey vermediği zaman bulmak için de iki yöntem vardır. En basit olanı ben kullanacağım. En basit olan yöntem şöyle diyor. Diyor ki ben bunların hacimlerini sabitleyeyim. Yani şuradan bir çizgi çekeyim. Üçünü de kesecek bir çizgi. Ve bu çizgi benim için hacmi 1 olsun. 1 santimetre küplük yer. Ve karşılığında bakın bu nokta, bu nokta ve bu nokta kütle ile çakıştırırsak yani eşleştirirsek örneğin bu buraya gelecek bu buraya gelecek bu da buraya gelecek. Bu kısım orijin başlangıç noktası olduğuna göre örneğin bu 1 olsa bu 2 olsa bu da biraz daha uzak olduğu için 4 olsa bir sakıncası olmaz herhalde bu rakamlar çok mantıksız rakamlar değil. O zaman ben D eşittir M bölü V formülümden yararlanarak K için yoğunluğu bulursam bakın K'nin kütlesi 4. D diyelim. Hacmini bir sabit almıştık. 1. O zaman 4 gram bölü santimetre küp gibi bir hacim olur. Aynısını L için yaparsam L için de şurada göstereyim. Şu nokta 2 bölü 1 olur. 2 bölü 1 yani 2 gram bölü santimetre küp. Aynısını M için yaparsam 1 bölü 1 o da 1 gram bölü santimetre küp gibi değer çıkar. Bu bir yöntemdir. Hacmi sabit tutup e, kendi göz hesabımla rakamlar verdim. Tabii ki bu göz hesabı rakamları hiç fark etmez ne oldu. Zaten şu ikisini kıyasladığımız zaman bunun daha küçük olduğu belli. Yukarı doğru büyüdüğü belli. Yani şuraya iki yerine 5, buraya da yine 4 yazmanız mümkün değil. Böyle bir hata yapmazsınız. Şimdi bu durumda baktığımız zaman yoğunluğu en büyük olan K en dibe çökmeli. Çünkü burada K olmalı. En yoğun olan buydu. En az yoğun olan da şuraya L şuraya M dersek. M en az yoğundu. Demek ki M yukarıda. L de arada kalır. M L K şeklinde. M L K şeklinde sıralanır. Demek ki doğru cevabım D'dir. İkinci yöntemi de çözmeyeceğim ikinci yöntemle ama sadece göstermek için. İkinci yöntemde de aynı şeyi kütlede yapabilirsiniz. Yani şöyle bir çizersek. Şuraya bir değer verirsin. Örneğin 12. Sonra buralara bura 1 olsun. Bura 2 olsun. Burada 12'ye bölünsün diye 3 olsun ya da 4 olsun. Öyle de aynı şekilde bulduğun zaman yine aynı sonuç çıkar. Bu da ikinci yöntemdir. Aşağı iniyorum. Diğer sorular. 7 ve 11'i 7 ve 10'u çözeceğim. Bakalım. 7 diyor ki Sezgi eşit miktarda suyla doldurmuş özdeş kapların içine şekildeki gibi tahta, metal ve porselen kaşıklar koyarak özdeş ısıtıcılarla ısınmaya bırakıyor. 10 dakika sonra kaşıklara dokunan Sezgi'nin elinde hissettiği sıcaklıklar arasındaki ilişki nasıl olması beklenir? Isı iletkeni ve ısı yalıtkanı sorusudur. Burada en iyi ısı iletkeni metal kaşıktır. Demek ki hissettiği sıcaklık en çok metal kaşıkta olacak yani 2 en büyük olmalı. En az ise tahta kaşıktır. Çünkü ısı yalıtkanı olarak da kullanılıyor. Yalıtımda da kullanılır tahta. Diğeri de bazen porselen verir, bazen cam verir. Fark etmez. O da arada kalır. 3 numara da arada kalacak. Bu tip sorularda genelde bir yalıtkan tarzı, yalıtkana yakın bir madde bir en iyi iletkenlerden bir tane verir. Ondan sonra olacak olan da genelde arada kalır. 2 büyük, 3 büyük bir yani bu durumda D seçeneği doğrudur. Yan tarafa geçiyorum 10 numara soru. KLMN maddelerinin ısı iletkenliklerini gösteren bir grafik aşağıdaki gibi çizilmiştir. Buna göre KLMN maddeleri ile ilgili hangi yorumlar yapılamaz? Isı iletkenlikleri örneğin ısı iletkenliği K'nin çok iyiymiş. K az önceki 7. sorudaki bir metal olabilir. Örneğin L'nin de çok aşağıymış. O da Az önceki sorudaki gibi tahta kaşık olabilir. Diğerleri de cam porselen şeklinde sıralanabilir. Çünkü arada kalıyorlar. En iyisi K iletkenlikte en kötüsü de L. Bakalım L ısı en az ileten maddedir. Bu doğrudur. Az önce dedik ya iletkenlikte en kötüdür. O zaman ısıyı en az iletendir. Yalıtkan olarak da kullanılabilir. B. M ısı, yalıtkan, ısı yalıtımda kullanacak en uygun maddedir. Bu tip sorularda asla Şöyle arada olanlar en iyi olamaz. Ne ısı iletkenliğinde ne ısı yalıtkanlığında. Çünkü ısı iletkenliklerini sıralarsam K en büyüktür, L en küçüktür. Aradakilerin en olması mümkün değil. O yüzden yapılamayacak yorum budur. Yani bir soruda hiçbir şey bilmiyorsanız bile arada olan bir şeyi sıralamalarda arada olan bir şeyi en iyi olduğu ya da en kötü olduğunu söylüyorsa kesin yanlıştır. Diğerlerine de bakarsak K'den yapılacak bir Tavanı, tavanın sapı için L kullanılabilir. Tabii ki L elimizi yakmaz. İyi bir iletken değildir. E tabi ki tabayı da K ile yapalım ki ısıyı hemen alıversin. Isı iletkenliği iyi olsun ki içindekini pişirebilsin. De M ve N. M N'ye göre daha iyi ısı iletkenidir. Evet zaten bakın şöyle baktığımız zaman şurası daha büyük bir rakam. Şurası daha küçük bir rakam. Küçük büyük. O yüzden tabii ki doğrudur. Yapılamaz dediği için B yapılamaz. Diğer sorulara geçiyorum. 8 ve 11'e geçiyorum. 8 ve 11. sorular. 8'den başlayalım. Diyor ki havaların soğumasına bağlı olarak hastalanan Talha grip olmuştur. Buna bağlı olarak Talha'nın kanındaki nokta nokta sayısı artmıştır. Şimdi kalp hücrelerinde bir al yu var. Bir ak var. De kan pulçukları vardır. Al yuvar kırmızıdır ve gaz taşır. Gaz taşır. Yani oksijen ve karbondioksit taşır. Ak yuvar savunmada görevlidir. Hastalık anında sayısı artar. Buradaki soruda olduğu gibi kan buçukları da kanamada önemlidir. Kanama durdurur. Bu durumda hastalık anında sayıları artanı sorduğu için ak yuvar yani beyaz olanları ve savunmada görevli olanları seçeceğiz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 11. soru aşağıdakiler hangisi katı yakıtlardan değildir? Odun katı yakıttır, antrasit katı yakıttır, kok kömürü katı yakıttır. Örneğin linyit katı yakıttır. Bunlar genelde zaten fosil yakıtlar olarak giriyor. Odun haricinde tabii ki. Çünkü diğerleri kömür çeşidi. Antrasit iyi bir kömür çeşidiydi. Linyit kötü bir kömür çeşidiydi. Fuel oil ise sıvıdır. Gaz yağı gibi ya da işte mazot gibi ya da benzin gibi motorin olarak da geçer. Motorin gibi bunlar sıvı yakıtlardır. E, gaz olanları hatırlarsak örneğin LPG, likit petrol gazı. Zaten buradaki G gazı anlamında olduğu için aynı zamanda doğalgaz Doğal gaz burada da aynı şekilde gaz olduğu için bunlar da gaz olanlar. Katı sıvı gaz olanları fark edebiliyoruz bu şekilde. A doğru cevabımızdır. Çünkü sıvıdır katı değildir. Ee, turba mesela o da turba. Bu da bir kömür çeşididir. Bu da katı yakıta gelir. Demek ki katı 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 yukarıdakiler sıvı şuradakiler de gaz şeklinde sınıflandırabiliriz. Diğer sorulara geçiyorum. Dediğim gibi bazen not almak için durdurup not alabilirsiniz. 10, 9 do, e, ve 12'ye bakalım. Diyor ki şekildeki Allah çekme yarışı yapan Ahmet ve Feyzi'nin dengede kalabilmesi için hangisini çekme yönünde kaç Newton'luk kuvvet uygulanmalı? Biz bunu sorduğumuz zaman dengeleyici kuvvet diye soruyorduk. Dengeleyici ve dengeleyici e, mesela kuvvet dediğimiz zaman da hep karıştırılıyordu. Şimdi şurada 60 Newton'luk bir kuvvet var. Burada 30 Newton'luk bir kuvvet var. Ve bunlar terazinin birer kefesi olduğunu düşünürsek bunların dengede kalabilmesi için dengeleyici kuvveti nereye eklememiz gerekiyor? Tabii ki 30 Newton buraya ekleyelim ki 60 60 olsun. Demek ki feyzi tarafına 30 diye 5 seçeneğini işaretleyebiliriz. Dengeleyici kuvveti ekledim. 12 diyor ki ev içerisinde kapalı bir ortamda bu kapalı bir ortam önemli. Sokaktaki iş makinesinin oluşturduğu sesin kulağımıza ulaşıncaya kadar sırasıyla iletildiği ortamlar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bu bir soru tipidir. Farklı farklı yerlerden nereden geçer şeklinde ses soruluyor. Şimdi kapalı olması şu anlamda önemli. Dışarıda bir e, ses var. Şöyle bir megafon tarzında oluşturalım. Kapalı olduğu için mutlaka bir katıyı aşması gerekiyor. Bu duvar olur, pencere olur. Sonra da içerideki işte masa başında biri var, bir insan var örneğin. Bunun duyması gibi düşüneceğiz. Bu durumda gaz kapalı ortam olduğu için katıdan geçecek. Sonra odanın içine girince tekrar odanın içinde gaz da yayılarak yoluna devam edecek. Demek ki gaz katı gaz doğru cevap. Bu da gaz katı gaz B seçeneği doğru cevaptır. 13 ve 16'yı çözüyorum. Önce 13'ü çözeyim. Diyor ki Yarasa ve Yunuslar çıkardıkları seslerle yönlerini ve avlarının yerlerini tespit edebilirler. Yukarıda verilen bilgilerden hareketli yargılarından hangileri ulaşılabilir? Radar, sonar şeklinde denizdeki sonar, havadaki radar zaten buralardan esinlenerek bulunan araçlardı. Bunlar kitabımızda olanlar. Bir de ultrason var. O da seste şöyle yazalım. Ultrason. Ultrason makinesi, radar ve sonar bunlar aynı şekilde e, yansımadan yararlanılarak, sesten yararlanılarak yapılan araçlardı. Bakalım ses sıvı ortamlarda yayılabilir. Bu sıvıda oluyor demiştik sonar. Sudaki balıkları bulmak için ya da suyun derinliğini bulmak için kullanılıyor. Bu yorum yapılabilir ulaşılabilir ses gaz ortamda yayılıyor. yarasanın kiradanın ki de gaz ortamında çalışıyor buna da olabilir ses en hızlı sıvı ortamda yayılır. şu ikisi için doğru ama yukarıda böyle hızlarıyla ilgili bir bilgi vermediği için bu tip sorularda diyor ki yukarıda verilen bilgiler bilgilen hareketle yani başka bir şey bilmediğini varsayacaksın demek bu sorular gene de çok karıştırılan soru tipidir e, ses Tabii ki diyeceksin havadan daha süratli oluyor sıvıda ama burada öyle bir bilgi olmadığı için bunu kullanamayız. Bu bilgiden dolayı verilen bilgiden hareketle dediği için o zaman ulaşılabilir bilir dediğine göre 1 ve 2 B seçeneği doğrudur. 16'ya geçiyorum. Yukarıda bir maddenin farklı fiziksel hallerinin tanecik modelleri verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen özellikler yukarıdaki tanecik modelleriyle hangi seçenekteki gibi eşleşebilir? Birincisi katıdır sıvıdır. Çok ayrık olduğu için gazdır. Bakalım belirli bir şekli ve hacmi yoktur. Gazların belirli bir şekli ve hacmi yoktur. Yani bir m olacak. Daha doğrusu m 1 olacak. Belirli bir hacmi vardır, şekli yoktur. Bu sıvılar için geçerlidir. Sıvı yani L demek ki L de 2 olacak. Evet uyuyor. Belirli bir hacmi ve şekli vardır. Bu katı için yani K. Demek ki K de 3 olacak. Evet bu da uyuyor. Zaten ilk seferden elemiştik. B seçeneği doğrudur. 14 ve 17'yi çözelim. Kan hücreleriyle ilgili zaten bir önceki soruda biraz bilgi vermiştik. Burada da görevlerini tam olarak görelim. Yukarıda verilen kan hücreleri ve görevlerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi gibidir? At yuvar savunmada görevliydi. Vücuda mikroba karşı korur. Demek ki 1B olacak. 1B olacak. 1B olacak. Şu ikisini eledim. Al yuvar. Kanın pıhtılaşması ve oksijen kar. Evet gazla ilgiliydi. Gaz taşırdı. Oksijen ve karbondioksit taşır. Demek ki 2C olacak. Burada 2A olduğu için doğru cevabım C seçeneği. E, kan pulçukları kanamada kanı durduruyordu. Kanın pıhtılaşmasını sağlar. Evet 3 de A olacak. 3 de A demek ki doğru cevabımız C. Bir de plazma kısmı vardı. Plazma kanın sıvı kısmı. Onun da görevi besin taşımak. Kan için hep besin ve oksijen taşır. işte karbondioksit alır deriz. Evet bu oksijen ve karbondioksit kısmını hücreleri yapar ama besin kısmını plazma kısmı yapar. Besin de plazma taşır. Yani sıvı kısmıdır kanın. 17'ye geçelim. Göknur bu bilgilerden 2, 4 ve 5 numaralı bilgileri seçerse oluşturduğu, oluşturduğu bu grubu aşağıdaki isimlerden hangisini verebilir? Gruplara bakalım. 2, 4 ve 5'i seçecek. Yani kömür, lenit ve antrasit örnek olarak verilebilir. Baktığımda aşağıdaki nelere uyuyor? Sıvıya uymuyor. Bunu eledim. Gaza uymuyor. Katı olabilir. Fosil yakıt olabilir. Ee, Petrolün oluşturulması ile elde edilen yakıtlara bu isim verilir. Evet fosil yakıt olduğu belli oldu. Oluşumları milyonlarca yıl alır. Sıla yukarıda verilen evet sadece bilgi oymuş. Cevabımız fosil yakıtlar. Çok uzun zamanlarda oluştuğu için yenilenemez enerji kaynağı olarak geçer. Kömürlü sit bunların katı versiyondur. Onun dışında petrol ve petrol ürünleri aynı şekilde bunun diğer koludur. O yüzden doğru cevabımız D'dir. Aşağı iniyorum. 15 ve 18'i çözeceğim. 15 ve 18. Diyor ki yukarıdaki tabloda numaralandırılmış ifadelerden biri yanlış verilmiştir. Yanlış olan ifade kaç numaralıdır? Soluk alma, akciğerler genişler. Evet, akciğer genişler. Çünkü dışarıdan içeri hava dolacaktır. Akciğer daralır. Burada bir problem yok. Diyafram kası kubbeleşir soluk aldığımızda diyor. Soluk aldığımızda diyafram normalde kubbe şeklindedir bu normal hali Ama soluk aldığımızda e, akciğerler nasıl genişliyorsa bu da aşağı doğru gelip ve düzleşir. Düzleşir. Şöyle diyelim. Soluk alırken soluk alırken düzleşir ama burada kubbeleştiği söyleniyor. Burada düzleştiği söyleniyor. Yani hatalı olan B'dir. Diğerlerini kontrol edelim. Kaburgalar arası kaslar kasılır çünkü göğüs kafesi öne doğru çıkacağı için bu aşağı geldi. Bunlar öne doğru çıktı. Tabii ki kasılma oldu. Düz boşluğun hacmi arttı. Evet hacmi arttı. Bu da doğru. Burada azalır demiş. Burada gevşer demiş. Problem yok. Demek ki B seçeneği 2 hatalıdır. Yerleri değişmelidir. Düzleşiri buraya, kubbeleşiri buraya koymalıdır. Doğrusu bu şekilde olur. 18. Bir öğrenci aşağıdaki bir radyo ve kutu kullanarak bir düzenek hazırlıyor. Öğrenci kutuyu aşağıdaki malzemelerin hangisiyle kaplarsa radyonun sesini diğerlerine göre daha az duyar? Ses yalıtımı için hangisi kullanılabilir? diyor. E, gözenekli, yumuşak, mümkünse içinde hava boşlukları, hava boşluğu olan maddeler bunlar ses yalıtım malzemeleridir malzemeleri. Baktığımız zaman strafor köpük burada en uygundur. Alüminyum sert zaten. Demir, kağıt da bu aynı şekilde. E, gözenekli değil, yumuşak değil en azından. E, buna strafor köpük, işte plastik köpük kullanılabilir. Cam yünü kullanılabilir. Keçe kullanılabilir. Keçe özellikle söylüyorum çünkü çok fazla bilinmiyor. Bu yündür. Koyun yününden yapılır. E, bunlar yumuşaktır, gözeneklidir. İşte sünger kullanılabilir benzer şeyler kullanılabilir. kar yağda zaman sesin çok fazla iletilmemesinin sebebi de kar da aynı şekilde yukarıdaki tarifi uyuyor. Gözünekli yumuşak içinde hava barındırıyor. O yüzden bunlar ses yalıtımında kullanılır. Aşağı iniyorum diğer sorulara bakıyorum. 19 ve 22'yi çözeceğim. 19 diyor ki kimyasal sindirimi gerçekleştiren enzimler aşağıdaki hangi sindirim organları tarafından üretilir? Yani vücudumuzda nerede kimyasal sindirim olur? Bir ağızda başlar kimyasal sindirim. Karbonhidrat sindirimi. Sonra iki midede devam eder. Protein sindirimi başlar. Karbonhidrat sindirimi bu arada durur. 3 ince bağırsak. Burada da yağ sindirimi başlar ve diğerleri hepsi biter. Hepsi biter. Yani karbonhidratta, da, yağda, proteinde başlar. Biter daha doğrusu. Başladıkları yerde başlar. Sadece ince bağırsakta yağ başlayıp biter diyelim. Ağız mide ince bağırsak C seçeneği doğrudur. 22. Bir koşucu olimpiyatlarda 600 metrelik mesafeyi 15 saniyede koşarak rekor kırdığına göre bu koşucunun sürati kaç metre bölü saniyedir? Sürat eşittir yol bölü zaman o zaman sürat eşittir yol yerine 600 metre zaman yerine 15 saniye bunu böldüğümüz zaman 60'ta 15 4 defa var 0'ı da yanına koyduğumuz zaman 40 metre bölü saniye çıkar bölme işlemini yaparsanız doğru cevap B seçeneğidir. Diğer sorular Önce 20'yi çözelim. Diyor ki benzer bir soru çözmüştük zaten sıralamada. Birbirine karışmayan ABC sıvılarının bir kap içerisine koyan umut sıvılarının kap içerisinde aşağıdaki şekildeki gibi durduğunu gözlemlemiştir. Demek bu en yoğun. C'de en az yoğun. azını altını çizelim. Umut bu gözlemi ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? C maddesinin yoğunluğu en küçüktür. En az yoğun. Evet bu doğrudur. C maddesinin yoğunluğu en küçüktür. B, A ve B maddelerin yoğunlukları eşittir. Ulaşılabilir demiş gerçi. Bu ulaşılamaz. Doğru cevap o zaman A'dır. Eşit olamaz. Çünkü eşit olsaydı aynı yerde duracaktı. C, A ve C maddeleri B'den daha yoğundur. A ve C, B'den daha yoğun olamaz çünkü arada bir şey. A ve B, C'den yoğun olabilir ama bu olamaz. D, A maddesinin yoğunluğu en küçüktür, en yoğun demiştik ona. Ona da çarpattık. Doğruyu istediğine göre zaten en küçüktür, en az yoğun demiştik C maddesi için. Bu doğru cevap Adır. 22'yi çözeceğim sonra yan tarafa geçeceğim. Diyor ki 21'i çözeceğim daha doğrusu. K, L, M maddelerine ait kütle hacim grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre K, L, maddelerinin yoğunluk sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Yoğunluk D eşittir. M bölü V'den formülde bulacağız. Örneğin K'yi buluyorsam. M yani kütle 20 imiş. Hacim de 5'miş. Demek ki 20 bölü 5. D, K. Karışmasın diye kenarına K yazma O da 4 gram bölü santimetre küp. L için yapacağım. L'nin kütlesi 60 hacmi de 15'miş. Demek ki D, L eşittir 60 bölü 15 o da yine 4 gram bölü santimetre küp çıkar. Aynı şeyi M için yapıyorum. 80 kütle 20 santimetre küp hacim. DM eşittir 80 bölü 20 o da 4 çıkıyor. 4 gram bölü santimetre küp. Demek ki üçünün de yoğunlukları birbirine eşit. Bu durumda D seçeneği doğru cevaptır. Yan tarafa geçiyorum. Doğru yanlış. Diyor ki yukarıdaki resimde kışın buz tutmuş bir göl ve bu gölün dibinde yaşamını sürdüren canlılar gösterilmiştir. Bu durumla ilgili verilen bilgilerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür. Baktığımız zaman hangisi dipte? Su dipte. O zaman suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan büyüktür. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük olur. Bu ifade yanlıştır. Göllerin yüzeyden donması alttaki canlıların yaşamasını sağlar. Zaten açıklamada da bunu söylemiş. Bu da doğru bir ifadedir. Su dipten donsaydı canlılar yaşamına devam edebilirdi, edemezdi. Yanlış. Su donarken hacmi artar. Evet örneğin şişe örneğini çok veriyoruz. Bir cam şişeye tamamen su doldurup buzluğa koyarsanız patlar. Çünkü hacmi artar. O zaman bu da doğru bir cevaptır. Son olarak da yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları. Bakalım. Diyor ki güneş enerjisi tabii ki yenilenebilir. O zaman buraya koyacağız. Mazot fosil yakıttır. Yenilenemez buraya koyacağız. Jeotermal sıcak su. Jeotermal. Jeo yer demek termal de sıcak anlamına geliyor. Sıcak su tabii ki yenilenebilir. Doğal gaz fosil yakıttır. Yenilenemez. Çok masum bir fosil yakıt olmasına rağmen. Yani çevreyi kirletmez ama yenilenemez enerji kaynağıdır. Biyokütte canlıların kütlelerini yakıp oradan türbinleri döndürüp enerji yani elektrik elde ederler. Mısırın koçanıdır. işte zeytinin çekirdeğidir fındığın kabuğudur gibi yenilenebilirdir. Taş kömürü fosil yakıt yenilenemez. Rüzgar enerjisi biliyoruz zaten yenilenebilir. Antrasit bir kömür çeşitidir. Türkiye'de olmayan çok güçlü yenilenemez. Hidroelektrik bu bildiğimiz baraj. Yani HES dediğimiz hidroelektrik santrali. Evet yenilenebilir. Ama pek bir faydası yok. Devam edelim diyeceğim ama başarılar dilemişiz. Demek ki bu son sorumuz. Umarım yazılı karşınıza çıkan yazılı bu olur ve iyi not alırsınız. Mümkün olduğunca konu anlatımlarını ekstra takviye etmeye çalıştım. Herkese başarılar ve iyi çalışmalar.